Dinozorların en büyükleri titanozorlar. Paleontologlar dünyanın en büyük dinozorunu dev sürüngen fosilleriyle ürünü Arjantin çöllerinde keşfetti. Titanozor olarak adlandırılan yeni dinozor 40 metre uzunluğu ve 20 metre yüksekliğiyle aynı zamanda dünya üzerinde yürümüş olan en büyük hayvan. Eski çağlarda soyu tükenmiş canlıları araştıran paleontologlar yeni titanozor türünün 77 tonluk ağırlığıyla 14 Afrika filine denk olduğunu söylüyor. Bütün dev dinozorlar gibi ot ve yaprak yiyerek beslenen bu isimsiz titanozor, karada yaşamış en büyük hayvan olarak bilinen Arjantinazor türünün de rekorunu elinden aldı. Jurassic Park'ın etçil T-Rex'i bunların yanında cüce kalıyor. Bilim adamları hantal adımlarıyla yeri sarsan dev yaratığın 93 ile 66 milyon yıl öncesine tarihlenen Geç Kretese devrinde yaşadığını düşünüyor. Geç Kretese devri 66 milyon yıl önce dünyaya çarpan Çiksulup asteroidinin dinozorlarla birlikte yeryüzündeki canlı türlerinin %75'ini yok ettiği Kretase paleojen kitlesel yok oluş felaketiyle sona ermişti. Eski adıyla Kretase tersiyer yok oluşu ömrünün en güzel çağında. Dinozorlar 65 milyon yıl önceki asteroid çarpmasına kadar yeryüzünde büyük bir başarıyla yaşıyor ve hızla gelişerek çoğalıyordu. Titanozorların yeni keşfedilen en büyük üyesi de bunun bir kanıtı. İsimsiz dinozor 40 metrelik uzunluğu ile yaklaşık 60 metre boyundaki Boeing 747 yolcu uçaklarıyla aşık atacak cüssede. Titanozorların hikayesi dünyanın en çok daha sıcak ve nemli olduğu geç Kretase devrine yani 100 milyon yıl öncesine uzanıyor. Ama elimizdeki isimsiz titanozor fosilinin hikayesi 2011'de başladı. O yıl Arjantinli bir çiftçi Patagonya'daki Trelew şehrinin 250 kilometre batısında yer alan kırsal arazide kurak çölün La Fleca'ya yaklaştığı bölgede fosilleşmiş dinozor kemiklerine rastladı. Tesadüf eseri bulunan fosillerin kazılıp çıkarılması 3 yıl sürdü ve bu işle Edigio Ferruglio Paleontoloji Müzesi'nden Doktor Jose Luis Carbalido ve Doktor Diego Pol ilgilendi. Araştırmacıların en büyük şansı aynı sahada 7 farklı titanozor iskeleti bulmuş olmalarıydı. Böylece aradan geçen milyonlarca yıllık sürede gayet iyi korunmuş olan 150 kemik parçasını birleştiren paleontologlar tek bir titanozor iskeleti oluşturdular. Bu da yeni titanozorun dev, devasa boyutlarını hesaplamalarına izin verdi. Yürüyen dağ. Yeni titanozor 39,5 metrelik, Arjantinazordan biraz daha uzun ve bu yüzden de dünyada yürümüş en büyük hayvan olma ünvanını türdeşinin elinden almış bulunuyor. Ancak maksimum ağırlığı 83 ton olarak hesaplanan Arjantinazor'un yeni keşfedilen türdeşinden 6 ton daha ağır olabilir. Her durumda 95 ile 100 milyon yıl önce bugünkü Patagonya steplerini kaplayan gür ormanlarda dolaşmış olan yeni dinozorun kalça kemiği yetişkin bir erkeğin boyundan daha uzun. Bilinen en büyük dinozorlar. 2017'de Patagonya'da yaşamış olan yaklaşık 100 milyon yıllık yeni bir fosil örneği bulundu. Çeşitli sitelerde en büyük kara hayvanı diye tabir edilse de kesin bir şey söylemek zor. Bu tarz iddiaların bağımsız kaynaklarca da doğrulanması gerekiyor. Şu anda bilinen en büyük dinozorlar arasında tek bir omurga kemiği vertebra sayesinde büyüklüğü tahmin edilebilen Anfiko Elias ve yine tek bir bacak kemiği Tibia üzerinden büyüklüğü tahmin edilen Brutacorasaurus bulunmaktadır. Buna rağmen Brutokorosaurus boyutları yanlış anlaşılmış olabilir. Çünkü bazı akademik kaynaklar bu türün titanozor değil bir terapot olduğunu dile getirmektedir. Amphicoelias'ın abartılmış bir örnek olduğu da söyleniyor. Patagonyalı bir dev. Öte yandan bulunan 6 fosil üzerinde yapılan incelemeler ardından 2017'de keşfedilen dev cinsi Patagotian Mayorum adı verildi. Bulunan uyluk kemiği şimdiye kadarki en büyük sauropotun uylu uyruğudur. Fosillerin büyüklüğünden dolayı çıkarımları iki haftayı bulmuştur. Kendisi yeryüzünde yürümüş en büyük hayvanlardan olan sauropotlar alt takımının titanozor grubuna üyedir. Bu yüzden Argentinosaurus gibi gelmiş geçmiş en büyük kara hayvanlarından biri olduğu kesindir. Muhtemelen Arjantinozaurus bile iri olabilir. Fakat en büyüğü olduğunun belirtilmesi son derece tartışmaya açıktır. Büyüklüğü nasıl tahmin ediyoruz? Bilim insanları Patago ne kadar ağır olduğunu öğrenmek için iki ayrı yöntem kullandı. Birinci yöntemde hayvanın kütlesini femur, uyluk kemiği ve humerus kol kemiği çevresi üzerinden ölçebilen bir denklem kullandılar. Çünkü bunlar hayvanı taşımak için kullanılan en önemli iki kemiktir ve gerçek ağırlığını yansıtması muhtemeldir. Denklem 52 ile 86 ton ağırlığında 69 ton olarak gösterdi. İkinci yöntemde ise iskeletin üç boyutlu bir modeli oluşturuldu. Oradan hacmi hesaplanarak kütlesi ölçüldü. Bu teknik 45 ile 77 ton gibi biraz daha küçük bir aralık gösterdi. Zaten sauropodların ağırlık ölçümleri hep bu şekilde olmuştur. Hatta bu ölçüm diğer birçok türe nazaran daha tutarlıdır. Arjantinasaurus'un e, ölçümleri zamanında oldukça kötü korunmuş bir femur üzerinden yapılmıştı. Arkadaşlar buradan itibaren e, bu Titanazor'ların terimini nereden duyduğumla önce başlayayım. E, How It Works dergisinin özel bir sayısından duymuştum ve titanozorların daha fazla araştırmasını yaparak bu makaleleri birleştirip size sunmak istedim hobbit works'ün dinozorlar özel sayısında bunların çeşitleri de dahil olmak üzere değişik dinozor çeşitlerini okuyabilirsiniz benim ilgimi çektiği için sizlerle de böyle araştırarak paylaşmak istedim her e, yüzünde yaşamış en büyük e, hayvanlar kısmına girdiğimizde dinozorlar karşımıza çıkıyor zaten. E, ben de ilgimi çektiği için titanozorları ayrı bir başlık altında toplayıp size böyle paylaşmak istedim. Bu arada bu videomda e, yeni mikrofonumu e, yaka mikrofonumu kullanıyorum. Umarım diğer videolardan biraz daha farklı olduğunu hissetmişsinizdir. Umarım daha başarılı olduğunu e, yorumlarınızda. Görürüm, e, beni de mutlu eder. Sizin eleştiriniz, önerileriniz e, benim için gayet önemli. Bunu da eklemek isterim.